bakalım. Not Empty'nin yanına Lang mesela. Tamam, bunu yaptık sanırım. Şey de yapacağız arkadaşlar. Mesela nokta diyeceğim. Bak burada bir sürü çıkıyor. Not equal, not empty, must, not null, less than, is, enum. Şöyle indiğinizde aşağıya. On any further. Onlar başka olabilir. Unless var. When var. With name. With state. Yani aklımıza ne gelirse yapabildiğimiz var. Ama yan yana yazabiliyorsun. Çok da güzel kompleks şeyler oluyor. Validation'lar oluyor. O kesinlikle var. Evet. Burada gördüğünüz gibi bunu yazdık. Ama arkadaşlar ben şunu da istemiyorum şimdi. Güzel bir şey de yaptık ama şimdi ben her seferinde bunu yazamam ki. 20 tane entity varsa 20 kere bunu mu yazacağım ben? İstemiyorum ben hani bu kadar kod kalabalığı, yönetimi bu kadar sıkıntılı bir yapı istemediğim için şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi validator tool yazacağız. Ben bunu şurada bırakıyorum, açık kalsın. Biz cross cutting concern yapılandırması yapmıştık core katmanında. Validation klasörü açacağız. Bu sefer core katmanında yapacağız. Şöyle. Bunu biz business'de yaptık. Core'a geçerek arkadaşlar. İlk benim klasörüm sağ tıklayarak şöyle cross cutting concern olacak. Bir teknoloji olduğu için klasörde. Ve arkadaşlar bunun altına validation açacağım. Sağ tıklıyorum, add diyorum, validation diyeceğim. Bunu da yaptım. Validation'ın altına da fluent validation kullandığımı söylüyorum. Burada da fluent validation. Evet, sağ tıklayarak class yapacağız. Ne demiştik? Validator tool yazacağımızı söyledik. Buraya validator, yani validator aracı yazıyoruz. Add diyorum. Ve class'ım oluşuyor. Şimdi arkadaşlar devam edeceğiz. Bu class geldikten sonra burada ben validator tool'umu yazmam gerekiyor. Bunu yazarken de şurada class'ım geldi. İlk önce public yapıyorum. Şöyle public class validator tool dedikten sonra burada gelerek static bir şey tanımlamam lazım. Public static tercih ediyorum. Public static metotta void olacak ve ismim de fluent validate olacak. Ve buradaki parametrelerim iValidator interface'inden gelmeli. Şu şekilde fluent validator. Tabii ki arkadaşlar buraya da biz paketimizi yükleyeceğiz. Yani fluent validation'ı buraya yüklememiz gerekiyor. Az önce business katmanında olduğumuz için buraya da fluent dediğimde gelmesi gerekiyor. Evet, fluent validation'ı install diyerek ekleyeceğim. Tamam. Ekledikten sonra şöyle tıkladığımda using fluent validation'ı söylüyorum. iValidator, buna ne diyeceğim? Tabii ki validator. Şöyle veriyorum validator'ı. Virgül diyerek object entity'm var. Object entity.
Bunu dedikten sonra arkadaşlar buradaki işim bitiyor ve bu metodu yazmaya geçiyorum. Metodumda bir result'a bir değer atacağım. Result eşittir validator.validate. Şu şekilde validate'i entity veriyorum buraya. Çünkü entity'ler için ben bu yapılandırmayı yaptığım için bir tane de if koşulu yazacağım. Result diyeceğim buraya. Result ve hataları yakalayacak ve sayacak. Çok basit manada ben şuradaki hataları verdim ya entity'de. Sıfırdan büyükse şu şekilde throw new validation exception diyorum. Nokta exception. Tabii bunu şurada gelmesi gerekiyor. Evet, validation exception result nokta errors'leri yakalıyorum burada. Result nokta errors. Bunu tabii ki arkadaşlar ben ne yaptım? Şu anda validator tool'umu bu şekilde yazmış oldum. Yani bazı yerler çok standart arkadaşlar. İşte iValidator interface'ini kullanması mesela. Class'ını oluşturdum. İşte if zaten aşağı yukarı aynı yapı kullanılır. Burada da entity verdiğimiz. Hani genel itibariyle standart bir kodlama olduğu için bazı yerleri bilmemiz gerekiyor.